Evet arkadaşlar, bugün sinekli yapacağız. Parçalarımızı bu şekilde kestirdik. Vidalarımızı aldık. Lastiğimiz, filemiz. Şimdi ölçüleri camın içinden, yani camı açıyorsun, içten içe ölçüp şimdi sinekliğimizi montajını kendimiz yapacağız. Daha ucuza mal etmek için yaklaşık 50-60 tane fiyat biçiyorlar. Şimdi arkadaşlar, parçalar bunlar. Ölçülerimiz belli. Gördüğüm kenarlıklar. Şimdi kenarlıkları takacağız. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde zaten her şey nizami. Şimdi şuraya sokup bunu bu şekilde ittireceğiz. Şimdi hepsinin bir yönü var zaten. Bu şekilde bunu gördüğünüz gibi sokaraktan işlemimizi yapmış oluyoruz. Şimdi ölçülerin enleri hemen hemen aynı benim. Bir pencerenin ki farklı. O yüzden karıştırmamak için. Fitiller gördüğünüz gibi arkadaşlar, fitil gireceği için bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi PVC'yi ben komple montajını yapacağım. Aşama aşama göstereceğim. Evet. Kasamız işlemi tamam. Şimdi filemizi üstüne oturtup üstüne fitilleri geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Filemizi bu şekilde koydum. Ben iki sineklik için parçaları aldım. Sinekliğimiz parçaları burada. Şimdi fitili gördüğünüz gibi yuvarlak bir fitil. Herhangi bir açıklık yok. Bunu şu şekilde sinekliğin üzerinden fitili etrafından dolayacağız. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sinekliğimizi yaptık. Fitilleri içeri sokarken ne kullandım diye sorarsanız, bıçak kullandım. Bıçağın arkasıyla şu şekilde şöyle bastırarak en sonunda havada kalan kısımları da şu şekilde şöyle içlerine sokarak arkadaşlar şöyle. Kesme işleminde şöyle tutuyorsunuz falçatayı. Şöyle kesiyorsunuz arkadaşlar. Ve 50-60 lira fiyat biçen PVC'yi arkadaşlar, amatörce yapılmış bir iş ama gayet kullanışlı ve benim camımda büyük olduğu için görmüş olduğunuz gibi sinekliğimde gayet büyük ve buna 55 lira 45-55 lirası fiyat istiyorlar ve biz 20 TL'ye mal etmiş olduk arkadaşlar.